Bektaşi devleti fikri ilk önce yani ilk defa ortaya atılmış bir fikir değil. Bununla ilgili ilginç bir tarih var örneğin yani 1896 yani 1826 36 ikinci Mahmut döneminde ve orada Arnavutluk'taki Bektaşi'nin yaygın bir hale gelmesiyle birlikte 1896'da eee Naim Freşari isimli bir Bektaşi aydını ki Kendisi Bektaşiliğin Defteri diye bir kitapta yazıyor. Aynı zamanda bir entelektüel bektaşi Arnavutluk'ta. Bektaşilikle ilgili dergi, gazete falan da çıkartıyor. Bu şahıs bir bektaşi devleti kurulması gerektiğini, bektaşiliğin Arnavutluğun bir milli dini olması gerektiğini savunuyor. O dönemlerde devletler açısından... Devlet olabilmek için dine de ihtiyaç var. İşte 1896 o milliyetçi akımların yoğunlaştığı ulus devlet yapılanmalarının vücut bulmaya başladığı, fikir bulmaya başladığı dönemlerde Naim Frasher'i de bir Bektaşi Devleti kurulması fikrini Arnavutluk'ta ortaya atıyor. Aslında Arnavutluk Arnavutluk'taki Bektaşi'nin gelişimi, Bektaşiliğin Arnavutluk'ta bir merkez oluşturması, Arnavutluk'un Bektaşiler açısından önemli bir merkez hane dönüşmesi tümüyle Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin politikalarından kaynaklı oluyor. Bugün Arnavutluk'ta Bektaşiler bir devlet kuracağını ifade edince daha doğrusu Arnavut başbakanı bir Bektaşi devleti kuracaklarını ilan edilince buna en çok itiraz Türkiye'deki milliyetçilerden, Türk milliyetçilerinden gelmeye başladı. ya yani Türk milliyetçiliği üzerine oluşturulmuş Alevi kurumları var. Ee, bunlar hemen itiraz ettiler ve bunu bir emperyalizmin oyunu falan diye ifade ettiler. Yani şüphesiz ki emperyalizmin oyunu olabilir. Hani buna biz emperyalizmin oyunu değil falan demiyoruz. Yani emperyalistler türlü oyunlar içerisinde olabilirler. Fakat senin ne yaptığın önemli. Yani sen bunu kendine soruyor musun? Örneğin yani e, oranın Salih Niyazi Dede Baba niye Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı? Hacı Bektaş yani kilit vurulunca bu sorun nasıl ortaya çıktı? Ya da niye bu sorun ortaya çıktı? Yani bu son ortaya çıkmasında e, Hacı Bektaş dergahına kilit vurulması 1925 teke ve zahine kanunları yok mu? Yani bunu hiç görmezden e, gelebilir misiniz? Yani buna hiç dokunmadan doğrudan Arnavutluğu eleştirmek kolay değil mi? Yani bunu söyleyebiliyorsunuz yani. Ama burada ilk önce 1826 sürecindeki Osmanlı'nın e, Bektaşlar üzerindeki, bir Bektaşlar üzerindeki uyguladığı yıkım politikaları en önemli faktör birincisi. İkincisi de dede babalık makamının buradan Arnavutla taşınmasının müsebbibi 1925 Tekke Vezaviler Kanunu bizzat kendisidir. Nasıl ki Süryani merkezi Daidu Mardin'den Şam'a taşınmak zorunda kalmıştır. 1925 Tekke ve Zahiret kanunundan sonra Dede Babalık makam Bektaşil'in merkezi en üst makamı olan Dede Baba'da bu anlamıyla makamın kendisi de Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştır. Şimdi bütün bunları eleştirmeden, bütün bunları görmeden emperyalizmin oyunu deyip işin içinden çıkmak kolaydır. O anlamıyla bu mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kodlarındaki oluşturduğu alevi Bektaşlar yönelik tutumdan bağımsız değildir. Yani istediği kadar bektaşlar devletçi bir yapılanmayı savunup bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün birimlerini ve kurumlarını desteklesinler. Ki şu anda örneğin demin ismini geçen Ali Haydar Ercan şu anki dede babanın... E, mu, halifesi olan Dursun Gümüşoğlu, Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bütün Alevi toplantılarında sağ ya da sol yanında sürekli oturan kişidir yani. E, dolayısıyla bu politikaları bugün Cemevi Başkanlığı'nı, Kültür Bakanlığı bünyesinde oluşturan Kültür ve Başkanlığı'nı Başkanlığı'nda destekleyen bir yapısı vardır e, bugün bu Bektaşi kanadının. E, o anlamıyla e, hani bütün bunları ee, gördüğünüz zaman e, Türkiye'deki gelişmeleri ve Türkiye'deki yaşananları eleştirme hakkınız olamaz. Diğer bir taraftan da siz bugün Kültür Bakanlığı bünyesindeki Kültür ve Cemil Başkanlığı'nı destekliyorsunuz. Tayyip Erdoğan her zaman sağ kolusunuz Alevilik konusunda. E, ee, Sayın Durmuş Gümüşo, Dursun Gümüşoğlu özellikle bütün toplantılarda görüyoruz hepsi kendisini. E, o zaman e, siz bu e, AKP hükümetinin Alevilik, Bektaşilik konusundaki atmış olduğu bu adımı destekliyorsunuz. E, Arnavutluk da kendisine göre devlet kuruyor yani. Şimdi bunu eleştirme hakkınız olmaz yani bu anlamda, böyle bakarsanız. Ama şunu savunabilirsiniz tabii yani buradan karşı çıkmak doğrudur. Yani hem Türkiye'deki Kültür ve Cemil Başkanlığı'na Başkanlığı'na e, devletin bu alana el atmasından kaynaklı karşı çıkarsınız. Hem de Arnavutluk'taki, Arnavutluk hükümetinin bir Bektaşi devleti kurmasına karşı çıkarsınız. Burada ilkeli bir tutum söz konusu olmuş olur. Keza bu konuyla ilgili Alevi toplumundan henüz, yani Ocaklı Aleviler dediğimiz, Alevi Bektaş Federasyonu, Piyaristan Dernekleri, Hacı Bektaş Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri kurumlardan henüz bir ses yok. Yani bu konuya ne diyorlar, nasıl değerlendiriyorlar, bunu henüz yorumlamış değiller. Fakat ben hani kendi şahsım adına şunu ifade edebilirim. Demin söylediğim gibi bütün bunlar aleviliğin özgün duruşunu, özgün bakışını etkileyecek devlet politikalarını biz desteklemeyiz. Yani devletin güdümüne girmiş bir alevilik, devletin güdümüne girmiş bir bektaşlık bizim destekleyeceğimiz bir durum değildir. İkincisi bektaşların bir devlete ihtiyacı var mı? Yani bir talebi var mı bektaşlar bugün? Bektaşlar taleplerin içerisinde bizim niye devletimiz yok, biz bir devlet olmamız lazım talebini Söylememişlerdir. Bugüne kadar biz bunu hiç duymadık. Yani bektaşi babalarıyla e, tanışıklığımız vardır. E, bu üst makamlarda görev yapan bektaşilerle e, oturmuş, sohbet etmişliğimiz de vardır. Bu meseleleri e, kafa yormuşluğumuz da vardır. En azından Alevi çalıştaylarında e, Türkiye e, bektaşileri temsil ediyor ediliyordu. E, onların da bu konuda bir taleplerinin olmadığını biliyoruz biz. Dolayısıyla Bektaşiliğin bugün bir devlete değil, Bektaşiliğin kendi kurumsal yapısını oluşturabileceği tekkelerini açıkça ve rahatlıkla baskı altında olmadan, gizlenmeden, saklanmadan rahatlıkla o kurumsal yapıları işletebilecekleri, süreklerini işletebilecekleri bir özgürlükçü ortama ihtiyacı var. Arnavutluk açısından da buna ihtiyacı var. Türkiye açısından da buna ihtiyaçları var. Dolayısıyla bugün Bektaşi'nin sorununun çözümü e, Vatikan benzeri bir Bektaşi devleti kurmak değil. E, o anlamıyla o, o bir çözüm de değil. E, buradan hani ifade etmek gerekiyor şahsım adına söylersem. Ee, o anlamıyla Aleviliğin, Bektaşiliğin özgürce kendisini ifade edebileceği demokratik ortamların, özgürlükçü ortamların oluşturulması e, gerekiyor. Mesele inançların özgürlüğü, e, eşitliği bağlamında meseleye bakıyoruz. Ee, Bektaşilerin, Alevilerin bu anlamıyla bir devletten çok e, bir özgürlükçü alana ihtiyacı var. Çünkü devlet bir otorite demektir inançla devleti yan yana getirmemek gerekiyor. İnanç kendi kulvarında, kendi özgün halinde, özgürlüğü içerisinde yaşaması gerekiyor. Devletin de demokratik kurallarla yaşaması gerekiyor. Bu ikisinin yan yana olması Alevilik açısından da, Bektaşilik açısından da, bizim dünya görüşümüz açısından da uygun değildir. Bunları ifade etmek isterim.